İşte yağlı mutfak gereçleri ve malzemelerine son verecek kahramanınız hazır. Yani ben. Bunlar da herkesin evinde bulunan ve kolayca temin edebileceğiniz yardımcılarım. Sirke, karbonat, tuz ve limon. Önce yağlı bir tavayı temizleyelim. Yarım su bardağı karbonat ve çeyrek su bardağı beyaz sirkeyi köpürene dek karıştırın. Karbonat yerine kabartma tozu veya çamaşır sodası da kullanabilirsiniz. Yağlı lekeleri ve kalıntıları temizlemek istediğiniz bölgelere bu karışımı uygulayın. Karışımı yağlı bölgede en az 15-20 dakika beklemeye bırakın. Bu karışımı yağlı tencereyi veya tavayı, yerleri, tezgahları, ocağı, hatta lavaboları bile temizlemek için kullanabilirsiniz. Tavanızı kabak lifiyle ovun ve ılık suyla en son durulayın. Siz de bulaşık süngeri yerine doğa dostu olan kabak lifini tercih edebilirsiniz. Ve işte yağların nasıl çözüldüğüne şahit olun. Yağlı cam mutfak gereçlerinde ise ilk adım temizlemek istediğiniz cam eşyayı hazırlamaktır. Cam eşyayı musluk altında sıcak suyla iyice durulayın. Bu, yüzeydeki büyük kir ve kalıntıları temizlemenize yardımcı olacak. Bir bez veya sünger kullanarak cam yüzeyi iri tuzla ovun. Tuz, camın yüzeyine yapışacak ve lekeleri çözmeye yardımcı olacaktır. Gerektiğinde tuz ekleyerek devam edin. Aynı işlemi tuz yerine karbonatla yaparsanız, cam bardaklarınızı ilk aldığınız gün gibi parlatabilirsiniz. Tuz kalıntılarını ve kirleri temizlemek için musluk altında sıcak su kullanabilirsiniz. Peki, tuzla ahşap mutfak gereçlerini de temizleyebileceğinizi biliyor musunuz? Önce tahtanızın üstüne tuzu serpin. Tuzlu bölgeler de dahil olmak üzere tahtanın köşelerine kadar limon sürün. Limonu bir sünger gibi düşünerek tahtanızı temizleyebilirsiniz. Sonrasında sudan geçirin ve tahtayı bir yere asarak kurutun. Bu yöntem ile ahşap doğrama tahtasını temizleyebilirsiniz. Ama dikkat! Titiz biri olsanız bile çapraz bulaşmayı önlemek için mutfakta biri sebze, diğeri et için olmak üzere ayrı kesme tahtası kullanmayı unutmayın. Ayrıca yeni aldığınız ahşap mutfak gereçlerini de zeytinyağı ile güzelce ovduktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurutmanız dayanıklı ve sağlıklı olmasını sağlar. Şimdi size en sona bıraktığım, temizlenmesi zor gibi görünen ancak buradaki ipuçlarıyla kolayca temizlenebilecek bir mutfak gereci olan yağdanlığı göstermek istiyorum. Bir çay bardağı sirke ve bir su bardağı suyu karıştırın. Karışımı şişenin içine aktarın. Sonra şişenin ağzını kapatıp çalkalayın. Eğer hala yağ kalıntıları olduğunu düşünüyorsanız, bu işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. İşlemin sonunda şişeyi bol suyla durulamayı unutmayın. Evde sirkeniz yoksa, aynı işlemi limon suyu ile de yapabilirsiniz. Ayrıca bir bardak suya bir çay bardağı sirke ve Arap sabunu ekleyerek yüzey temizleyicisi elde edebileceğinizi biliyor muydunuz? Temizlik konusundaki ipuçları için bizi izlemeye devam edin.